Herkese günaydın. Evet, sabahın 6:30. Şu an otobüse yetişmeye uğraşıyorum. Kaldığımız yerden yola devam. Bugün arabayı yükleyip yola çıkacağım. Onun için otobüs aşağıdan bir 2-3 dakikası kaldı. Koşmam lazım. Yeni bir iş, yeni bir gün, yeni bir sefer. Büyük bir ihtimalle Amasya Havuzu olacak. Nasipse bakalım. Evet, şu an lapa lapa kar yağıyor. Garajdan arabamı almaya geldim fakat yoğun bir kar yağışı. Benim arabam burada bir yerdeydi ya. Burada arada. Evet, şu an arabanın bir yağına suyuna bakalım. Ondan sonra marşa basalım. Çünkü bakalım abi arabamız. Çünkü arabayı aldığım günden beri yana bakmamıştım. Bugün merak ediyordum, yani bir sıkıntı olur başımıza iş alırız. Haydi bismillah. Ve şu an hala kar yağıyor. Marş kaçırdı. Bir de arabanın etrafına baktık mı? Evet, yerde şişe. Bakalım lastiklerimizde filan bir sorun, sıkıntı var mı? Haydi bismillah. Deminden beri sağımda bir man var. Manın içinden adam herhalde kalktı dedim, bana bakıyor dedim. Meğersem benim gölgenmiş ya. Ulan ne adamım ben ya. Ben de diyorum ki adama bir selam vereyim, içeri gideyim de mancı diye. Göremiyorum. Fakat karı görüyorsunuz değil mi? Lapa lapa başladı yağmaya yine. Tam bakalım şimdi. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Yükümüzü yükleyemedik. Öğleden sonraya kalmışız. Ben de ne yapayım dedim. Yasin'in yerine teknik servise geldik. Doğuş Ortaya onu ziyaret edip yemeğimizi de, öğlen yemeğimizi de burada yedik. Gidiyoruz. Ne haber Yasin'im? İyi bayılır abi. Buyur. İçeriz. Evet, Yasin'im bugün misafir olduk. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Amasya, ne o, Ankara, bilmem nere, her yer. Efendim, Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana, banana. Sıkıntı yok, her yer var mı? Ay, şarkı kapağı açayım. Sor bakalım ne diyor. Oy şimdi. Aman. Montum neredesin? Montum! 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 Burada bekle. Tamam abi. Oy! Üşüdü mü lan? Çel soğuk var ya. Allah dışarıda kalanlara acısın. Yemin ediyorum acısın. Şimdi iki dingili birden havadayken araba kendini rahat toplamaz. Yani dingil sokağın içine gireceğim için oraya fabrikaya. İki dingil havadaydı. Burada da bir yer var, hep orayı şaşırıyor. Aynen böyle dayı, hiç sıkıntı etme. Vay da bismillah, dön. Kıvır. Böyle sokulur vallahi işte. Dur da yemin oğlu gelme lan. Bir ayar çek oraya. Sallı ileri mi? Tamam. Evet, buraya kadar ben teslim. Valla şu an Dorse'de bir hava kaçağı var. Hava kaçağı olduğu için ikide bir araba rampadan düşüyor. İkide bir eğiliyor. Ben kaldırıyorum, o düşüyor. Bir yerde bir kaçak var ama bunu bir türlü çözemedim. O günü de usta baktı aslında, her şeye baktı. Ama yine de sıkıntı var demek ki bir yerde. Evet, şu an yeni yolculuk. Nereye kadar söyleyeyim size. Önce Kazan, Kazan'dan sonra Amasya, Amasya'dan da havzaya gideceğim. Yükü yüklüyorum zaten. Evet Selim abi, bize yükü burada yükleyen abimiz. Yani birazdan yoluma devam edeceğim. Evet, bugün Gökhan yanımda. Gökhan ziyarete gelmiş. Buraya yakınım abi dedi. Şimdi evet, Gökhan bana şunu soruyor. Abi diyor, sen diyor bu arabayı diyor nasıl oralara buralara sokuyorsun? Evet abi, yani benim normal arabayla giremeyeceğim yerlerden bir tanemde geçiyorsun abi yani. İki parça olduğundan işte arabanın. Çok rahatsın ya. Yani. Ben izlerken stres oluyorum abi. Sende o yok yani. Helal olsun. Vallahi. Aslında hepimizde var o stres de. Var mı abi? Aynen. Aynen. Ama demin yazıştık Gökhan'la. Evet abi. Abi dedi geliyorum dedi. Ben hiçbir zaman işte ya yağmur ya, yağ şu an mesela.
Bir nebal altına girmek istemiyorum ama yok, yok abi, yetişkin olduğu için sıkıntı yok dedik. Dolu da yağsa gelirdim. Allah abi razı olsun. Gerçekten Gökhan temiz güzel bir kardeşimiz. Eyvallah abiciğim. İlk videolarda tanıdım seni diyor. Aynen öyle abi. Teşekkür ediyorum. Daha ilk videolarından beri izliyorum. İzleyeceğim de. Allah videoları abi da uzun tutarsan sevinirim. Evet abi. Bakın bunu ben demiyorum. Arkadaşlar evet, kardeşlerimiz diyor. İlla videoyu uzun tutun diyorlar. Aynen öyle abi. Mert yani, sana da selam olsun bak. Aynen Mert kardeşim uzun biraz olsun, daha uzun tutarsan sevinirim videoları. Yani, yani tadımlık oluyor. Tamam güzel oluyor. Yine seni izliyoruz abi. Her şey güzel ama ya daha uzun izleyelim abi yani. Keşke. Evet Mert biraz daha uzun istiyoruz. Aynen öyle abi. Uzun olsun inşallah. Görüşürüz ya arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Deminden beri Instagram'da mesajları okuyorum. Birçok kişi işte muhabbetimiz var zaten. Herkes biliyor bilen. Fakat bir soru geldi demin. Abi tırcılığı öneriyor musun diye. Dur hatta bir de Zafer diye bir kardeşim var. Ona da selam olsun. Hatta dur kimdi bu kardeşim? Onu da söyleyeyim size. Evet abi tırcılığı öneriyor musun? Neymiş? Hasan Demir. Hasan Demir 50 diye bir kardeşimiz. Evet öneriyorum. Tırcılığı önermiyor değilim. Öneriyorum. Tırcılığı yapın. Bu mesleğe birileri tabii ki yapacak. Ama bence okuyup da öyle yapın. Niye derseniz ya zaten tır ehliyeti 18 yaşında vermiyorlar. Tır ehliyeti ne bileyim 22'den sonra mı ne alıyorsun? Zaten bu araya kadar da okur okulu bitirmiş olursun. Ondan sonra tırcı ol. Bu güzel değil mi? Aynen. Zaten o ehliyeti 21 yaşında alıyorsun herhalde. Öyle hatırlıyorum. 21 yaşına kadar zaten üniversiten biter ya. 2 yıllık da olsa biter. Ondan sonra seve seve yapın derim. Böyle daha güzel oldu. Aynen böyle daha güzel oldu. Bence 21 yaşı şunu bahane edemezsiniz. Abi işte sen bahane diyorsun, bahane diyorsun. Yapma etme. Yok yapın, tırcılığı yapın. Ama okuduktan sonra yapın. Zaten ehliyet 21 yaşında alıyor. 21 yaşına kadar siz akıllı adamsınız ya. Okulu bitirirsiniz. Ben size güveniyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet tırcılığı öneriyorum arkadaşlar. Ama okuduktan sonra öneriyorum. Zaten yaş 21. 21'e kadar da siz belli bir seviyeye gelmiş olursunuz. Okulunuzu bitirmiş olursunuz. Ondan sonra seve seve yapın. Niye yapmayacaksınız ki? Evet, evet herkese tekrar merhaba. Yükümü yükledim. Şu an çıktım. Fakat trafik o kadar kötü ki Ortega'nın da yanına gideceğim. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Trafik bayağı kötü şu an. Hatta şuradan yandex amca evi de alsın alalım. 600 metre sonra çıkış sağa dönün. Ama döneceğim ben. Nereden döneceğim bakalım dur. Yani aşağıdan tekrar yukarıya vermişim. Evet saat şu an 18-19 saat 7. 7 oldu şimdi bayağı kalabalık. İstanbul'un bitik anı. Şimdi rotarları kapattım çünkü hava gerçekten kötü. Ne yapıyorsun dayı? Nereden geliyorsun ya? Yok böyle bir şey. Polis tamam yok böyle bir şey ya. Ya yemin ediyorum. Sana bakma sen adamı biçeceğiz. Ben de seni alayım. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Aydın Bahar abimizin yanındayız. Ben senin yanına geldim. Yalan deme. Şimdi senden daha isteyeceğim de bu sefer de çok vızırdıyor. Vızırdama Pırak. Senin şimdi videonu ben mi basacağım tuşuna? Aynen abi. Evet bugün yayına girecek olan videonun tuşuna ben basacağım şimdi. Arkadaşlar videomuz yüklüydü. 2-3 gündür video hazır bekliyordu açılmayı. Türkiye'ye gelmeyi bekliyordun yani ha? Valla işte biraz şu meselelerden dolayı tam şey yapamadık ama sen şeye bağlamıyorsun değil mi canlı yayına? Ya hangi tuşa basayım? Bir saniye abi. Şu anda Aydın Bahar abimizle beraberiz. Ayarları yapalım son ayarları. Şey açık, o açık, o açık, bu da açık. Evet. Abi tuşa ben basayım.
Şu an videomuzun son ayarlarını yaptık arkadaşlar. Yeni aracımızla ilgili görsel tanıtım videosu. Aydın abi. Hangi tuşa basacağım? Bir saniye. Bismillah diyelim. Hayır, kapat git lan, aç. Daha ele atmana renk dur. Abi şöyle ya. Ha. Kaydetti abi. Ya bu nereden çıktı? Kaydete basıyorum. Bas abi kaydet. Bismillah bastım. Aha videomuz yayına girdi. Video yayına girdi evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Benim elimle. Aydın Bahar abimiz videomuzu yayına koyduk. Yayına aldı. Bakalım. Ne olacak ha? İlk yorum kimden gelecek? Yorum şu an Fatih yorumlar okuyor. Şu an videosu yayına girdi. Aynen. Videoyu şey açtık. Abi. Görünmeye düştü abi ya. 82 görüntüleme. Tamam, demek ki gelmeye başladı. Demek ki güzel. Dün öyle olmadı. Dün bir in yorum ama 4 tane 2 ya tane. Ya arkadaş. Adam daha videoyu açar 30 dakikalık video. Bak 30 dakikalık video. Açalı daha 1 dakika oldu. Adam dislike atmış. Kurban oğlum niye attın bana bir de ya. Vallahi yaz oraya ya. Daha bir dakika oldu nasıl dislike atıyorsun? Bu kadar mı sevmiyorsun arkadaş? Bu kadar sevmiyorsun. Abi sevmeyeni de sevdirelim. Ya yok sıkıntı yok da yani. Hani daha açar açmaz dislike atmak ne demek ya? Seni sevmeyen. Bana dislike. Seni sevmeyen ölsün ölsün. Sıkıntı yok abi ya. Ya şu ev şöyle bir şey var. Açar. Herkes... Videoya bakar, beğenmez, dislike atar, yorum eleştirir, hakaret etmeden, küfür etmeden aynen. Yorumunu yazar. Ben onu biz de karşılığını veririz. Ama daha seyretmeden, neden atıyorsun değil mi? Aynen. Yorum, ajan, he? Ajan. Mert. Ajan, Mert'e diyor. Öyle Mert sana diyor, ajan diyor bak. Evet, benim oğlana ajan deyip duruyor. Mustafa'm, ordulu Mustafa'm. Bizim Bulgar Mustafa'ya da selam olsun bu arada. Onu da unuttuk. Evet, selam olsun abi. Görüşürüz. Ama iyi bir kilo almışsın. Evlilik yaramış. Çok yaradı abi. İyi bir yaram. Lan ne yapıyorsun orada lan? Oo hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ne oğlum benim yemeğimi yiyorsun lan? Acıttık ya. Acıttın oğlum lan. Kaç gündür zeytin ekmek yok haberin yok. Harbiden mi lan? Dolabı yok. Millet de zannediyor ki Avrupa'ya çalışıyor. Et yiyor bilmem ne yiyor. Nerede? Mustafa kilo almışsın. Abi... Evlilik yaramış. Çocuk falan. Bayağı kilo almışsın. Bayağı kilo almışsın. Aldım dikkat abi. Et kendine. Evet gidelim arkadaşlar abi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Biz gömüleceğiz yemeğe. Ayrılık zamanı geldi. Tanju Aktağ'ın güzel bir lafı vardı. Onu söylüyor şimdi Mustafa'ya. Mustafa bas havalarda olsun. Tamam. Kardeş de kaybettik. Sen gene debriyaja bas araba vites. Yok yok viteste senin değil. Senin arabayı alır götür. Yok bak. Yok değil hadi bas. Değil. Abi viteste falan. Değil. Hala hala. Gavur gibi çalıştırdı ha. Bak 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 bak. Gaz da veriyor. Vabis vabis. Tamam. Gidiyor. Ha Mustafa gidiyoruz gidiyoruz. Abi daha önce kullandın. Sen manı da. Yo manı kullandın değil mi sen? Manı kullanmış yani. İki ay sonra başlar. Pasaport aldım ne lazım diye. Yok ya. Önce gavurcayı öğreneceksin. Az çok anlaşırız be. Rüşvet vermeyi öğreneceksin. Ya rüşvet vermeyi öğreneceksin. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bak ben nasıl konuşayım gavurlarla. Konuşsana reis. Abi o gün gittim şimdi Volvo'nun servisine. Dur la ara gazı verme gaza geliyor. Verdikçe gaza geliyor. Almanya'nın Nürnberg'de şeye gittim. Arabanın takoda problem vardı. Servise girdi. Dışarıda böyle sıfır sıka şeyler var. Sıkaya nereden çıktı? Manlar. Volvolar var. Volvolar mı? Hepsi 750'lik, 540, 460 firmaların hep sıfır araba. Aralarına geziyorum. Bir tane Alman geldi. Onlar pek sevmez biliyor musun böyle şeyi? Hani bir de böyle para şey duruyor ya. Ama üstümde de Volvo'nun montu var. Bana saydı saydı bir şeyler söyledi. Dedim ki lan bu adam ne diyordur? Hani kimsin, necisin, ne geziyorsun? Ben de dedim ki Turkay LKV driver LKV taco problem servis arbeiten. Ne diyorsun oğlum lan? Ortak ayollara dedim. YouTube video. Oo süper süper dedi. Ahzu ona ahzu diyor. Şimdi LKV kamyon demek. Aynen. Almanca'da. Kamyonu takıyorsun servise getirdim. Diyorum ki Turkay LKV driver. Yani Türk kamyon işte şoförü. İşte hani hesabım var ortak yollarda diyorum. Çekim yapıyorum diyorum. Hani zaten diyorum LKV taco problem. Taco'da problem var. Servis zaten hep ortak kullanılan şey. Arbeiten'da çalışma. Yani Arbeiten çalışıyorlar. Oo bir araba daha geliyor ışıklı.
Baba, lan arabayı görünce bizi sattı. Aha bu sattı ama. Işıklı geliyor lan. Türk bayrağında koymuş. Oğlum, ama yabancı abi bu. Ordulu abi. Ha ordulu lan bu. Vallahi ordulu. Vay be ordulu toprağım benim. Lütfen hemşerimiz. Ha? Ha. İşlendim mi? Bak korna çaldı. Bak korna bile çaldı mı? Az daha bu var ya. Avusturyalı, arabada, Avusturyalı. Az daha arabada kalsın bu. Yemin ediyorum yola da gidersin de alır arabayı. Abi ben giderim. Mustafa ile çok yollarda karşılaştık. Ya bir de bile şimdi bilmiyorum benim çözdüğüm anladığım kadarıyla. Mesela biz ne diyoruz? Hani şuraya gidip işte şunu şöyle yaparsam böyle olur. Hep böyle cümleler şey var. Ama Almanlar da falan şeyinde öyle değil. Hani onlar böyle biraz daha emir kipi gibi şey evet, konuşuyorlar. Getir. Bak bak kipi diyorum ha orada. Cidden evet. De var yani ha. Yani helal hani olsun. Diyor ki misal olarak söylüyorum. Aydın buraya gel. Ama ben biz olsak ne diyor? Aydın abi buraya gelebilir misin diyor. Aynen. Türkçe biraz daha zor. Ama o ne diyor? Aydın buraya gel. Yani iki kelimeyle hallediyor. İki kelimeyle hallediyor. Aynen. Biz cümle kuruyor. Abi bizim hayatımız kurmak zaten. Yani. Hadi. Bazen de şekil olsun diye böyle kıvırarak şey. Bize şey yapıyorlar. Bazen şunu diyorlar. Türkçeyi katlediyor. Ya TRT'de bile artık yani Türkçenin hesabı yapılmıyor. İnsanlar her yerde her şeyi söylüyor. Her şey. Biz her şey, söyledik aynen. Mi işte Türkçeyi katlediyor. Göze var. Şimdi mesela bak benim şivemden dolayı ben mesela kalk diyemiyorum. Hep kalk diyorum mesela. Bilmem ne diyor. Ya. Vallahi öyle oluyor lan. Ya bu da Karadeniz, bu da Ordulu. İşte bu da çok şey. Gelen hep söyler mesela. Neyse. Evet görüşürüz arkadaşlar. Var mı biz dışarı? Aynen az iyi akşamlar. Sana de sana de sen kendini biliyorsun. Mustafa. Bak bak var Mustafa. Abi, Mustafa helal ya rahatsız. Silecekleri çalıştırdı bak. Abi kalkıp gidecek diyor korkuyor mu? Tamam. Evet İstanbul'dan çıkışımız köprüden başlar. Köprüden ne zaman ki geçtiysen İstanbul'a çıktım ben. Zaten bu da o kadar tersten çıkıyoruz ki İstanbul'da bir ucundan çıktığımız için İstanbul'u biz zaten çoktan çıktık bile İstanbul'a. Kalan saat, saniye, bir dakika kaldı. Röyayla'ya da az bir şey kaldı. Gelmek üzereyim. Bir dakika sonra süren bitiyor. Kaput! Komple yatış. Vallahi kıtı kıtına geldik gibi bir şey. Yok abi bu dijital tok olayı sıkıntı olayı ya vallahi. Son saniyeler giriş yaptı. Ne diyor? Günlük dinlen zamanı. Tamam söz dinleneceğim şimdi. Tam günlük dinlen dedi. Ben de zaten geldim. 2 dakika daha bana bu ikazı yapmasaydın sevinecektim. 2 dakika daha. 2 dakika içinde söz uyuyacağım. Söz. Ben 2 sözü dinlerim. Biri büyük sözü, biri takonun sözü. Takoyu dinleyeceğiz. Madem bunu yeni taktırdık, uyacağız bu kanuna. Yani 2-3 dakika şaştı ama olsun. 3 dakikadan herhalde bir şey olmuyor diyebiliyoruz. Şimdi önde yer bulamam. Direkt arkaya biz zaman kaybetmeyelim, yatalım. Yarın sabah yolculuğumuza devam ederiz.
Evet, görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.